Merhaba, Sephora Unlimited Talk serisine hoş geldiniz. Ben Sephora Senior Makeup Artist Gülçin Çalış. Bugün sizlere evdeyken yapabileceğiniz cilt bakım ritüellerinden bahsetmek istiyorum. Benim cildim kuru olduğu için cildimi ilk olarak %99 oranında doğal içeriklerden oluşan Sephora Collection Clean Skin Gel ile derinlemesine makyajdan ve kirden arındırdım. İkinci adım olarak benim tercihim Sephora Collection Bright Skin Exfoliating Scrub. Bu ürün içerisindeki volkanik kumlar sayesinde cildinizi derinlemesine arındırıyor. Ürünü parmaklarımın ucuna alıyorum. Daha sonra çok hafif elimin içerisinde bu şekilde dağıtıyorum. T bölgesinden başlayarak yumuşak ve dairesel hareketlerle ürünü cildime uyguluyorum. Benim cildim kuru ve hassas olduğu için bu ürün yumuşak hareketlerle uyguladığımda cildimi derinlemesine arındırıyor. Sizler bu ürünü uyguladıktan sonra mutlaka bol su ile durulayın. Peelingleri göz çevrenize getirmemeye özen gösterin. Bu adımdan sonra sizlere muhteşem bir ürün önerisinde bulunacağım. Kendinizi özel hissettirecek Sephora Collection'ın özel cilt bakım serisinden Ultra Glow Serum. Bu ürünün içerisindeki C ve E vitamini cildinizi korurken aynı zamanda canlandırıyor. Kimler cildinin bebek yanakları gibi parlak ve canlı görünmesini istemez ki? Gelelim gözlere. Benim göz çevrem kuru ve torbalanmaya müsait olduğu için tercihim Sephora Collection'ın Brightening Eye Kremi. Ürünü yüzük parmaklarımın arasına alıyorum. Dışarıdan içeriye doğru yine dairesel şekilde uyguluyorum. Daha sonra bu hareketleri yapmam gerekiyor. Daha sonra yüz kaslarımız en az çalışan yerlerimiz olduğu için bu üç noktaya dokunarak cildimin kan dolaşımını hızlandırıyorum. Son olarak benim favori ürünüm Sephora Collection All Day Hydrator. Ürünü avuç içlerime alıp yine dairesel hareketlerle cildime uyguluyorum. Bunu uygularken mutlaka boyun ve dekoltenizi de unutmayın. Sizler de kendi cildinize uygun ürünleri sephora.com.tr adresimizden inceleyebilir ve sipariş edebilirsiniz. Benim haftalık cilt bakım ritüelim bu kadar. Evde kal, bakımlı kal.